öncelikle tabi dua etmek durumundayız. Hem evlenecek olanlarımız, hem de evlenmiş olanlarımız, ayrılmış olanlarımız hepimizin dua etmesi lazım. Cenab-ı Allah da salih kulları e, üzerinden bize nasıl dua edeceğimizi söylüyor. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttaqine imama. Ey Rabbimiz işlerimizden ve neslimizden bizler için göz aydınlığı olacaklar nasip et ve bizleri müttakilere önder kıl, imam kıl diye dua etmemizi bizden Cenab-ı Allah e, tabiri caizse istiyor. Bu yönüyle elbette duayı dilimizden düşürmememiz lazım. Kalpleri Cenab-ı Allah'ın elinde, muhabbet Cenab-ı Allah'ın zerk etmesiyle insanlara aşılamasıyla hasıl oluyor. Yine bir ayeti i de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Allah buyuruyor ki yeryüzünde ne var ne yok hepsini infak etseydin o iki kavgalı kavmin arasını uzlaştıramazdın, arasını bulamazdın, onların gönüllerini birbirlerine ısıtamazdın diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah diledi mi birbirlerini insanlar seviyorlar. Fakat Allah kimi sevdirir? meselesi önemli bir mesele. Şimdi beni insanlar sevmiyorlar. Benim sevenim yok. Kimse beni sevmiyor diye insan hayıflanıp suçu başkasına atmamalı. Allah kimi sevdirir, kim sevilir? Elbette insanlar dünyada menfaatleri icabı birbirlerini sevebilirler. Fakat bu yalancı bir sevgidir. Adına sevgi denildiği bizleri yanıltmasın. Menfaat bozulunca bozulan bir sevgi, sevgi değildir. Cenab-ı Allah kimlerin sevgiye mazhar olacağını, muhabbete mazhar olacağını açık bir ifadeyle söylüyor. Ameli salih işleyen kimseler için seyecalu rahmanu vudda Allah iman edip salih amel işleyenler için bir muhabbet halk eder buyuruyor. Yani mümin insanlar düzgün iş yaparlar, güzel işler yaparlar, insanların hayrına olan işler yaparlarsa o zaman muhabbet hasıl olur. Bakıyorsunuz bundan yüzlerce yıl önce yaşamış bir takım İslam büyüklerinin hala sevgisi insanların kalplerinde mevcut. Birçok insan annesini babasını ziyarete gitmiyor. O Allah dostlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Onlara dua ediyor. Mesela işte bulunduğumuz muhitte Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Her gün binlerce insan izdihama rağmen, kalabalığa rağmen Hazretin kabrini ziyaret ediyorlar. Elbette bu ziyaretlerde bir takım nahoş şeyler, dinen caiz olmayan bir takım hususlar cereyan ediyor. Fakat onları düzeltmek de yine bizlere düşüyor. Yani Hazret hidayet bulmak üzere kendi sevenlerini camiye kadar getiriyor. Oradan içeriye koymak, onlarla ilgilenmek, meşgul olmak da bize düşüyor. Bunu yapmıyorsak, yapamıyorsak bu bizim günahımız, bizim problemimizdir. Enteresan olan taraf, Allah bir kulu sevdi mi onu insanlara sevdiriyor. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Allah birini sevdi mi Cebrail'i çağırır, ben filan kulumu sevdim, sen de onu sevder. Sonra Cebrail'e emrolunur, Cebrail diğer meleklere gider, Cenab-ı Allah filan kulu sevdi ve onun sevgisini emretti. Sizler de onu sevin der. Gökyüzündeki melekler yeryüzündekilere bu emri tebliğ ederler. Onun muhabbeti yeryüzünde de yayılır. O kadar garip bir hadisedir ki Basri hocam bu aralar biraz zindan edebiyatı okuyorum. Yani Müslümanlara Allah'ın sevdiği o kullara işkence eden ler bile işlerinden bir muhabbet besliyorlar. Onların dualarını almak için yarışa giriyorlar. Bir yandan şeytan onları kandırmış, dünyalık olarak elde edecekleri maaştır, şudur, budur, onun telaşına düşmüşler. Fakat diğer yandan işlerindeki o hayır ses, bu insanların sevilmesi gereken insanlar olduğunu söylüyor. Hasılı kelam, bu kardeşime, kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Hepimiz aslında bu bir nasihat. Büyüklerden biri diyor ki Allah'la aramın açık olduğunu tabiri caizse Allah'la aramın soğuk olduğunu akşam hanımın bana muamelesinden anlıyorum diyor. Buradan şu çıkıyor Allah'ın memnun edersek Allah Bizim ilişki içerisinde olduğumuz herkesi memnun ediyor. Ve Allah bize bir memnuniyet bahşediyor. Bakıyorsunuz kimseden bir beklenti içerisine girmiyor. Allah'la arasını iyi tutan insanlar Cenabı Allah'a samimi olarak kulluk yapan insanlar kimseden bir beklenti içerisine girmiyor. Bir beklenti içerisine girmeyince de o zaman darılma, kırılma, küsme, ayrılma söz konusu olmuyor. Ama eğer hanım kocasını, koca hanımını memnun etmek üzere hayatını programlamaya kalkarsa, burada bir takım problemlerin ortaya çıkması normal hale gelir. Ama hem kadın hem erkek, yani evliliğin iki ana unsuru Allah'ı memnun etmek üzere, Allah'ın emrini yerine getirmek üzere evliliklerini şekillendirirlerse, o zaman Cenab-ı Allah o haneye, o yuvaya huzur koyuyor. Bu demek değildir ki bütün boşananlar Allah'la problemi olduğu için boşanmışlardır. Hayır. Ama bazen bir imtihan olarak boşanmak karşımıza çıkabiliyor. Amenna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evlenmiş, boşanmış. Yani evlenmek demek e, ömür boyu bu evliliği her ne pahasına olursa olsun sürdürmek demek değil. Elbette evlilikte taraflar birbirlerine maddi, manevi zarar vermeye başlamışlarsa çözümlere başvurulur. Bu çözümlerin başında her iki kişinin aile bireylerinin büyüklerinin bir araya gelip olaya vaziyet etmesi meselesi gelir. Buna Kur'an-ı Kerim iki taraftan hakemler bir araya gelsinler diyor. Hakemler bir araya gelirler, tarafları dinlerler, bakarlar bu evliliğin kurtarılabilme yönü var mı? Varsa onun üzerine çalışırlar ve evliliği kurtarmaya gayret ederler. Ama bazen de görülür ki yani bu evliliği kurtarmak tarafları kaybetmek anlamına gelecek. O zaman da sulh yoluyla karşılıklı helalleşerek ayrılmak en hayırlı çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunu en son çare olarak düşünmek lazım. Yani kangren olmuş bir uzuv hastanın hayatını kurtarmak için ise kesilir. Fakat farklı tedavilerle o kan dolaşımını sağlamak mümkün ise ayağı kesme veya uzvu kesme cihetine doktorlar gitmezler. Bunu da böyle düşünmek lazım Basri Hocam. Elbette dua silahına sarılmak lazım. Bu kardeşimizin kayınvalidesini, kayınpederini kendi araması lazım onlar beni arasın diye beklememesi lazım. Yani bu bir yuva ise bu yuvayı kurtarmak için herkesin çaba sarf etmesi, işi inada bindirmemesi lazım. Ailevi meselelerde ben haklıyım, sen haklısın, bak sen bana bunu yaptın, ben sana şunu dedim, şudur budur diye haklı haksız tespitine uğraşmak beyhude bir çabadır. Haklı da olsan, haksız da olsan, aile birlikteliğini, bütünlüğünü korumak, mutlu mesut bahtiyar olmak için elinden geleni ardına koymaması lazım gelir kişinin. Bunu bir genel kural olarak, ilke olarak öncelikle iletmek isterim. Diğer taraftan zaman zaman radyomuza da geliyor sualler. Başka mecralardan da bir takım kardeşlerimiz sualler soruyorlar. Evliliğimde şöyle oldu, böyle oldu, şöyle denildi, böyle denildi, biz ne yapalım diye. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, bu tür evlilik problemleri bu kardeşimizin çok yerinde ifadesiyle aile danışmanları üzerinden çözülmeye çalışılmalı. Eğer hukuki bir süreç varsa hem dini hem dünyevi anlamda uzmanlarına bizzat giderek danışılmalı. Kardeşimiz bir problem yaşamışsa eşiyle, eşiyle beraber en yakın müftülüğe gitmeli, orada uzmanıyla meseleyi yüz yüze konuşarak çözmeye çalışmalılar. Ve oradan alacakları danışma hizmetini de aynen uygulamaya gayret etmeliler bu tür meseleleri dallandırmak, budaklandırmak, efendim o kitaba baktım, bu kitaba baktım, o hocaya gittim, bu hocaya gittim diye kararsızlığın içerisine girmek doğru değildir. İnsan güvendiği, bildiği bir müftü efendiye gider. Elhamdülillah müftülerimiz bu noktada liyakatlı insanlar, danışılabilecek, görüşülebilecek kimseler, kapıları da bütün ümmeti Muhammed'e açık, yurt dışında da yine temsilcilikler ve din hizmetlerini gören hocalarımız var. Onlara danışmak suretiyle yüz yüze problemlerini çözme gayreti içerisine girmeliler. Bu tür medya vasıtalarıyla biz genel geçer şeyler söyleyebiliriz. Dua ederiz. Ümmeti Muhammed'in mutlu, mesut, bahtiyar bir evlilik hayatı her bir ferdinin sürdürebilmesi için. Ama çok spesifik meselelere, fetva konularına uzaktan, telefonla da olsa, efendim, e, bir takım programlar aracılığıyla görüşmeli de olsa, doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bunun bizzat nasıl e, yeri geldiğinde mahkemeye gidiyorsak, fetva içinde ehline böyle müracaat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Veyahut da doktora nasıl gidiyorsak. Evet nasıl doktan, doktora gidiyorsak evet. böyle yapılması kanaatindeyim.